Evet, 30 dakika başladı. Şu anda Hollanda, Amsterdam'a bağlanıyoruz. Karşımıza Basri Doğan var. Basri Bey merhaba. Merhabalar Erkan Bey. Basri Bey, bugün TR724'te bir haberin çıktı. O haberi biraz seninle konuşmak istiyorum. Profesör Doktor Ahmet Akgündüz'le alakalı, İslam Üniversitesi adı altında bir üniversitenin rektörü Hollanda'da. Hollanda makamları zannediyor bir problemi var ve 3 hafta kendisine süre verilmiş. Bu olay nedir? Bu süre bitiminde ne olacak? Olay biraz detaylıyla anlatır mısın bize? Evet Erkan Bey, geçen yıl Akit TV'ye vermiş olduğu demeçte Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Sayın Ahmet Akgündüz, kurgu darbe sonrası 15 Temmuz 2016'da ve bu darbeyle ilişkilendirdiği hizmet mensuplarının öldürülebileceği yönünde bir açıklama yaptı. Hollanda ayağa kalktı. Bu nefret söylemi, bu bir cadavu, bu bir ayrımcılık olarak bütün gazetelerde, televizyonlarda günlerce konuşuldu. Ve akabinde de Eğitim Bakanı Engels Höf'ün bu konuyla ilgili olarak bir bağımsız bir komisyonu atayarak bu nefret söylemiyle ilgili bir araştırma yapılmasını istedi. Tabi bu araştırma yapılmadan önce tabi insanlar buradaki hizmet günleri onlarca da Erkan Bey bu Akgündüz'ün nefret söylemiyle ilgili Hollanda polisine, Hollanda savcılığına suç duyurusunda bulundular. Tabi burada güvenliklerinin endişe ettiklerinden dolayı Akgündüz'ün bu söylemiyle Hollanda'da AK Parti tarafından bu saldırıya maruz kalacağı yönünde bir fetva verilmiş. Kendileri de bu yönüyle endişe Hedef olduklarını göster, dolayı apaçık hedef gösterme bu. tabii ki kesinlikle apaçık bir hedef göstermeden dolayı buradaki hizmet gönüllüleri de Akgündüz aleyhinde de ben de şahsen bir gazeteci olarak bu söylemin insanlığı ötelikleştirici ve nefret söylemi uyandırdığı neticesiyle suç duyurusunda bulunmuştum ben de şahsen olarak diğer insanlar gibi. Ve bu söylemin neticesinde Bakan Engelsdorf'un yine demokratik haklarını kullanarak biliyorsunuz Ahmet Akgündüz bir yönüyle de her krizden yeni bir kriz çıkarılarak krizden nemalanan bir kişi. Bunu da şöyle açmak istiyorum. Bu söylemiyle kendisini bir yönüyle buradan uzaklaştırıp işte beni buradan işte ırkçılar işte gönderttiler veya üniversitemi kapattılar söyleminin önüne geçmesi için Bakan Engelsdorf'un da çok güzel bir adım attı. 3 ay buna araştırma bir bağımsız kurul oluşturdu. Bu bağımsız kurulun görevi de bu söylemin hukuksal açıdan incelenmesi, nefret söylemine mi giriyor, insana tehdit mi, ölüm söylemine mi giriyor? Bunun bağımsız kurula havale etti. Bunun nedeni de mahkemeye gitmeden havale etmesinin en büyük sebebi de Erkan Bey, bu bağımsız bir üniversite olduğu için Hollanda üniversiteler biliyorsunuz sübvansiyonla ayakta duran üniversiteler. Bu üniversite dıştan ve kendi ayaklarıyla, parasıyla ve Türkiye'den tabii ki buradaki Erdoğan rejiminden almış olduğu destekle ayakta duruyor. Bunu da açıklamak istiyorum çünkü bu da yansımıştı basına. Bu yönüyle bir kendisi rahat hissediyordu. Bakan da bunu bağımsız bir komisyonu araştırdı ve en sonunda Eylül 2019'daki kurulan komisyon raporunu açıkladı dün Ya bu nefret itibariyle. söylemi mi değil mi? Bunu bağımsız bir komisyon incelesin dedi. O komisyon çalışmalarını bitirdi. Ne karara vardı? Komisyon, bağımsız komisyon Eylül ayında oluşturuldu ve bu 3 aylık süre içerisinde de bu söylemin açıkça nefret söylemine, insanları ötekileştirmeye ve ayrımcılık içerdiğini ve suç olduğunu Hollanda'da bu söylemin. Bu yönüyle olarak da bakan kendisine 3 hafta süre verdi. Bu söylemin hizmet hareketi gönüllerine yönelik yapmış olduğu Akit TV'deki söylemine binaen hizmet gönüllerinin 15 Temmuz sözde darbesiyle itham edilmişti Akgündüz tarafından. Bu darbe sonrasında onların da yeri aldığı yönünde şahsi iddialarda bulunmuştu. Bunları geri çekerek bunları ulusal televizyonlarda, ulusal gazetelerde ben böyle bir söylemimi geri çekiyorum, özür diliyorum, böyle bir sözlerimi geri alıyorum gibisinden 3 haftalık süre verdi. Tabi bu 3 haftalık süre sonunda da kendisine bu söylemi televizyonlarda, gazetelerde ilanla belirtirse, yayınlarsa, geri çekerse tabiri caizse bu söylemini bu konuyla ilgili hakkında araştırma ve mahkeme yolu görünmeyecekti. Tabii bu bakanın iddiası, diğer tarafta kişilerin şahsi mahkeme yolu devam ediyor. O Evet. açık. O O zaman bu bak.
İsterseniz Basri Bey, belki konuyu hatırlamayan izleyicilerimiz olabilir. Önce Ahmet Akgündüz ne demişti? Onu ben şu anda ekrana getireyim. Evet. Arkasından devam edelim. İster veliyullah olsunlar. Bak bu kelime çok önemli. Çünkü bana Anadolu'da soruluyor. Hocam FETÖ içinde öyle insanlar var ki bizden takva olabilir diyorum. İster takva sahibi olsun, ister veliyullah olsun. Kur'an-ı Kerim'deki Hücurat suresindeki açık ayet gereği eğer devlete isyan ediyorsa İslamiyet ve Kur'an-ı Kerim onların katledilmelerini bile caiz görüyor. Dolayısıyla FETÖ ve ekibi hangi hizmeti yapmış olursa olsun geçmişte, ister Türk diline ister başka şeye, ama sadece 15 Temmuz'daki o fitne hareketi ve devlete baş kaldırmasıyla bağidirler. Bu da İslam'a aykırıdır. Evet, Ahmet Akgündüz kendince kafasına göre İslam'ı yorumlayarak hizmet hareketi gönüllerine karşı bir ölüm fermanı, fetvası vermişti. Tabi İslam adı altında bir üniversitenin rektörü kimliğiyle evet. yapmıştı. Peki şimdi eğer ki 3 haftalık bir süre verdiler Profesör Doktor Ahmet Akgündüz'e. Sen bu söylemini, nefret söylemini geri çek. Yanlış söyledim, doğru değil bu söylediğim diye fırsat verdiler. Peki evet. eğer bunu yapmaz ise ne olacak? Bunu yapmaz ise mahkeme yolu açık ve net dedi. Ağır Ceza Mahkemesi nefret suçları, nefret söylemleri ağır cezada görülüyor. Amsterdam'da, Rotterdam'da. Buradaki ağır ceza mahkemesinde bu söylemiyle ilgili olarak da hakimin ve savcının delilleriyle birlikte mahkeme karşısına çıkacak. Ve mahkeme karşısına çıktığında da kesinlikle ceza alacağından hiç şüphe yok. Çünkü bu söylem açık ve net. Hollanda Anayasası'nda suç, nefret, ayrımcılık Hollanda Anayasası'nın birinci maddesinde herkes yaşantısıyla, düşüncesiyle, dini inançlarıyla, kültürüyle kimse ötekileştirilmeden huzur içinde bu ülkede yaşayabilirler. Bu birinci madde ihmalden dolayı, yani ihlal ettiğinden dolayı Akgündüz'ün yargılanmasının kesinlikle yolu açılmış oluyor. Bu geri çekmesi şayet 3 hafta sonrasında. Bakan da zaten Erkan Bey bunu ifade etti. Bakan, Eğitim Bakanı Engin Topçu'nun ve 3 hafta sonra bunu yapmazsa mahkeme yolu açık ve mahkemeye gidileceğini söyledi. Tabii bireysel, biraz önce ifade ettiğimiz gibi onlarca hizmet gönüllüsü bireysel dava açmıştı. O mahkemede bunlar da görüşülecek. Bireysel olarak da görüşülecek veyahut da topluca olarak da ele alınmış olacak. Tabii burada Akgündüz'ün yaptığı bu söylemler aslında ilk değildi. Daha önce Alevi vatandaşlarımıza yönelik çok çirkin iddialarda bulunmuştu Erkan Bey. Sizle de yine bir geçen yılki yapmış olduğumuz yayınlarda dile getirmiştik. Kürtlerle ilgili çok ciddi aşağılayıcı yayınlarda bulunmuştu. Alevi vatandaşlarımız Rotterdam'daki İslam Üniversitesi'ni profesörünün bir an önce istifa etmesi gerektiği Peki, yönünde. Peki bulundu da ne oldu ki bundan sonra ne olacağını da göstergesi anlamına da gelir bu. Yani nefret söyleminde, ayrımcı söylemlerde hep bulunuyor bu Ahmet Akgündüz. Peki ne oldu sonra o zaman? Orada ciddi olarak bu Alevilere yönelik, Kürtlere yönelik söylemlerinde tabi bu hizmet hareketine yönelik ciddi olarak öldürülmesi gerektiği yönünde böyle bir açıklamada bulunmamıştı Akgündüz. Sadece onlardan, Alevilerden kız alınmaz, kız verilmez, etleri, yaptığı yemekler yenilmez gibisinden saçma sapan, ihbe sapa gelmeyen söylemlerde bulunmuştu. Rotterdam'daki ve Hollanda değişik yerlerindeki onlarca Alevi vatandaşımız bu konuyla ilgili de protesto eylemi yapmıştı. Kürtler de hakeza öyle eylemlerde bulunmuşlardı. Tabii bu şu son durumu, hizmet gönüllerine yönelik ölüm fetvası bir yönüyle vermiş olması, bir de kendi Erdoğan'ın yanlısı bir Akit TV'de bunu canlı olarak duyurması kendi sesiyle, bu nefret söyleminin ötesine geçiyor. Tabii bu farklı bir durum bu. Peki farklı durum. Burada Hollanda yasalarında bunun karşılığı ne? Yani diyelim ki bu mahkeme 3 hafta içerisinde söylemini geri almadı. Tamam. Evet. Ne olacak? Mahkeme bu süreçte sonuç nereye varır? Mahkemede ilk bu şeyle ilgili, bu açıklamasıyla ilgili insanları nefret, ötekileştirme suçundan en azından
6 aydan 1 yıla kadar bir böyle bir ceza alması ve maddi ceza da alması gerekiyor. Tabii bunun yanında da üniversitenin akreditasyonunun, tabii onu söylemeyi unuttum Erkan Bey, Engin Sofov'un Eğitim Bakanı açık ve net şunu söyledi. Bu söylemini geri çekmezse akreditasyonun da iptal edileceğini üniversitenin açık ve net beyan etti. Yani şu anda kendisi akreditasyonu bu Haziran ayı ortalarında akreditasyonun yenilenmesi gerekiyordu. Ve akreditasyonun bu durumdan dolayı yenilenmeyeceğini geçen yılda ifade etmişti. Bu yılda evet. Bu söylemlerini geri almazsa akreditasyon, bir yönüyle akreditasyon olmayan bir üniversitede kapanması gerektiğini ifade etmişti. Ve daha önce de geçen yılda yine bir Rotterdam İslam Üniversitesi'nin yanında yine Rotterdam'da bulunan iki üniversite var. Burada insanlar bazen karıştırıyorlar. Bir Ahmet Akgündüz'ün bağlı bulunduğu Rotterdam İslam Üniversitesi, bir de Profesör Nedim Bahçekapı'nın bulunduğu Avrupa İslam Üniversitesi. İkisi de Rotterdam'da bulunuyor. Rotterdam'da bulunan Avrupa İslam Üniversitesi yolsuzluktan dolayı, idari işlerdeki yolsuzluklardan dolayı mahkeme tarafından kapatıldı. Bütün işlemler oldu. Mahkeme o üniversiteyi feshetmiş oldu. Aslında ya şu buradaki rezilliğe bakın ya. İki tane evet, İslam evet. adıyla bir üniversite var. Birinde yolsuzlukla sebebiyle kapatılıyor. Lisansı evet. iptal ediliyor. Öbüründe de nefret söylemi söyleyen bir profesör var başlarında. Evet. Ve bunu da İslam Üniversitesi rektörü söylüyor ve AKP tabanının küffar dediği Hollanda, Avrupa'da, Batı ülkelerinde bu konuda da Batılı ülkeler bu nefret söylemi diye karşı çıkıyor. İşe bakın yani şu tersliğe bakın ki AKP zihniyeti açısından baktığımızda. Peki bu işin eğer mahkeme sonunda bu işin sonu hapis cezasına kadar varabilecek bir süreçtir diyorsunuz anladığım evet, kadarıyla. Kesinlikle hapis cezasına kadar süreç ve tabii bir önceki üniversitede aynı suçtan dolayı tabii kısa zamanda yargılanacağını, hapse edileceğini anladığı için evet. yine o üniversitenin rektörü de Hollanda'dan tabiri caizse kaçtı. Kendisi evet. de AKP'ye yakın bir üniversiteydi. Şimdi Basri Bey, şimdi mahkeme sürecini bekleyeceğiz. 3 hafta içerisinde evet. Sözünü geri alacak, almayacak. Ona göre sürecin takipçisi olacağız ama programımızın da sonuna kesinlikle. Geldik. Son olarak birkaç cümleyle şunu sorayım. Gene Hollanda medyasında çıkan bir haber vardı. Onun detayını senden alayım. Güvenlik ve Adalet Bakan Yardımcısının bir açıklaması oldu. Evet. Gülen hareketi gönüllülerine, sempatizanlarına yönelik oturum alma, iltica süreçlerinin hemen kabul edilmesi ve hızlandırılmasıyla alakalı. Bu ne demek? Bu şu, özellikle Almanya'da başlamıştık. Avukat Yılmaz Seyen'in Hollanda, Belçika, Norveç adına işte bu insanlar ülkelerine, Hollanda'ya, Belçika, Norveç'e iltica ettiklerinde kesin bunlar işte hizmet sempatizanı mı, değişik gruplar mı, Erdoğan karşıtları mı araştırılmasını istemişti. Bu avukatın Türkiye'deki bu araştırma yaparken Erdoğan rejimi tarafından gözaltına alınması ve ofisindeki dosyalarına el konularak 4000'e yakın insanın Almanya'da, Hollanda'da da 1000'e yakın, Norveç'te de bir o kadar insanın isimlerinin Erdoğan rejiminin eline geçtiğinin belirtildiği günden itibaren Hollanda bu konuda da Adalet ve Güvenlik Bakanlığı harekete geçerek buradaki insanlara mektuplar gönderdi. Oturum süresini bekleyenlere. Biz sizleri daha yakından korumak için bekleme sürenizi kısaltıyoruz. Sizin tehdit edildiğinize dair en ufak bir hareketinizden dolayı bizlere müracaatınızda sürenizi hızlandırıyoruz. Oturum imkanlarınızı hemen vermek istiyoruz. Çünkü sorumluluk bizde, güvenliğiniz bizde. Türkiye tarafı sizin bilgilerinizi ele geçirmiş durumda. Bu konuyla ilgili üzgünüz ama şu anda biz bu konuyu yakından takip ediyoruz. Demokratik bir ülkede yaşıyorsunuz. Sizlere kimse dokunamaz. Bu yönüyle endişe etmeyin. Müracaatlarınızdaki belgelerinizi net ve delillerle bize ispat edin. Bir tane bir delil olsa dahi yeterli ve sizlere bu konuyla ilgili evet. oturum vereceğiz. Ve bu Hollanda'da da olumlu karşılandı. Bundan sonra bekleme süresi olanlar, insanlar için de bu Adalet ve Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamanın son derece önemli olduğunu, sırasını bekleyen, kamplarda bekleyen, oturumlarını bekleyen insanlar için güzel bir gelişme olduğunu ve evet.
desteklediklerini ifade ettiler Ekrem Peki. Bey. Peki Bahsi Doğan, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Ama şeyin de takipçisi olalım. Ahmet Akgüz'ün mahkemesi 3 hafta sonra sözünü geri alacak mı? Ve mahkeme süreci nasıl olacak? Tekrar bağlanıp seninle konuşacağız. Peki Bahsi Doğan, görüşmek dileğiyle. Teşekkür ediyorum. 27 Şubat'ta sonuç açıklanacak. Sonucu da en yakın bir şekilde sizlerle paylaşacağım Erkan Bey. Peki. Görüşmek üzere.